Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok üzgünüz. Kocaeli milletvekilimiz Hasan Bitmez'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi camiasına ve meclisimize başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, sanayicimizin sorunları çok fazla. Kredi faizleri çok yüksek, sanayicimiz finansman bulamıyor. Tacir, tüccar borçlarını ödeyemiyor. Konuştuğumuz bu bütçelerin KOBİ'lere destek olması gerekli. Ancak AKP iktidarı faiz kur inadı yaparken arada sanayicimiz kaybediyor. Sanayi demek istihdam demektir. Sanayi demek büyüme demektir. Ancak mevcut maliyetler bu durumu tehdit eder hale gelmiştir. Bakın, enerji fiyatları sürekli artıyor. OSB'lerde bir yıl içerisinde elektriğe tam 5 kez zam geldi. Bir yıl içerisinde %400 civarında zam yapıldı elektriğe. Ve bu zamlar bizim sanayicilerimizi maalesef rekabetçi olmaktan uzaklaştırıyor. Bizim konuştuğumuz bu bütçelerin sanayicilerimizin rekabet gücünü artırması gerekiyor. Bu bütçenin KOBİ'lere, sanayicilere destek olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı bütçesinde 59 bin KOBİ'nin destekleneceğini belirtmişsiniz. 2023 yılında kaç KOBİ'ye destek vermişsiniz? 59 bin KOBİ'ye destek vermişsiniz. Yani destek verdiğiniz KOBİ sayısında hiçbir artış sağlamamışsınız. KOSGEB tarafından finansman desteği verilen işletme sayısını 7000'den 5600'e düşürüyorsunuz. BDDK verilerine göre 2006 yılında KOBİ'lerin bankalara borcu 61 milyar 774 milyon lirayken 2023 yılı Ekim ayında bu borç 3 trilyon 96 milyar 662 milyon liraya yükselmiş. Yani 17 yıl içerisinde borç miktarı tam 50 kat artmış. 17 yılda borçlu KOBİ sayısı 1.8 milyondan 4.5 milyona ulaşmış. Bugün KOBİ'lerimiz zorlu piyasa şartlarında ağır maliyet baskısı ve finansmana erişimde güçlük çekerken mevcut pazarların kaybedilmesi riski altında kendi yollarını çizebilme mücadelesi veriyor. Bu zorlu koşullarda KOBİ'lere en büyük desteği vermesi gereken KOSGEB bütçesine baktığımızdaysa 2023 bütçesine göre %70'lik bir artış öngörülmüş. Ancak bu bütçede personel giderlerinde %100'ün üzerinde bir artış var. SGK giderlerinde gene %100'ün üzerinde bir artış var. Ancak desteklemeye öngörülen artış oranı %33 bile değil. Ve bu destek verilirken de maalesef ilçe bazında da ölçeklendirme yapılmıyor. Özel okullar, sürücü kursları KOSGEB desteklerinden faydalanamıyor. Sayın milletvekilleri, KOBİ politikası ülkemizin ticaret ve sanayi politikasının omurgasıdır. KOSGEB'i bu süre içerisinde etkin ve verimli bir şekilde çalıştıramadınız. Vergi reformunu ertelediniz. İlçe ve ürün bazlı teşvik modelinde kalıcı adımlar atmadınız. KOBİ kredilerinde hala piyasaya olumlu mesajlar veremediniz. KOBİ merkezli acil önlemleri almayarak piyasadaki aşırı fiyat oluşumlarının ve maliyet yükselişlerinin önüne geçemediniz. Değerli arkadaşlar, AKP hükümetleri her zaman ihracat öncelikli hedefimiz diye açıklamalar yaptı. Ancak ihracat için üretmemiz lazım, üretmek için de finansmana ihtiyacımız var. Özellikle imalat sanayinde büyüme ve kapasite çok önemli. Sayın milletvekilleri, bugün ihraç ettiğimiz ürünlerin 1/3'ü düşük ya da orta teknolojili ürünler. 2018'de yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payı %3,5 iken 2022'de bu %3,1 inmiş. Ve Exim Bank hala istenen işlevini yerine getirememekte. Arkadaşlar, 2024 yılı bütçesi üretim, istihdam, ihracat tezini uygulayabilecek bir bütçe değildir. 12. kalkınma planında ortaya konan hedeflere 2024 bütçesiyle ulaşılacağını düşünmek sadece hayalciliktir. Bu bütçeyi bu şekilde kabul etmek mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, KOBİ'ler yoğun yatırım ve fırsat dönemlerinde yaşamış oldukları finansal sıkıntılardan dolayı büyüyememekte ve dünya ticaretinin rekabet şartlarına dayanamamaktadır. Finansal sorunlar yanında işletmenin dış çevresinden kaynaklanan politik, kültürel, ekonomik, lojistik ve ARGE gibi faktörlerden de yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Ve bütün bu olumsuz faktörler bir araya geldiğinde KOBİ'lerin ekonomik sistem içerisindeki hareket kabiliyetini ve yaşam sürelerini azaltmaktadır.
Buyurun. Sayın milletvekilleri, bizim bütçe görüşmelerinde model fabrikaları, Ar-Ge merkezlerini konuşmamız lazım. Ancak maalesef biz verimliliği artıracak önlemler almıyoruz. Yeşil mutabakata uygun dönüşümü gerçekleştiremiyoruz. Bizim geleceği yakalayacak önlemler almamız gerekiyor. Çağı yakalamaktan uzak bir bütçeyle vatandaşlarımıza müjde veremeyiz. Yapay zekaya uyumlu, çağı yakalayan bir sanayi hamlesi yapmak zorundayız. Sanayi olmazsa biz büyüyemeyiz ve bu bütçenin de buna göre uygulanması gerekir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.